Merhaba, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere leziz bir sütlaç yapacağım. Alıştığınızdan biraz farklı, lavantalı. Üzerine de harika bir blueberry sos yapacağız. Ve mevsimin nefis lezzetlerini beraberce tadacağız. Sütlacımızı yapmak için ilk önce pirincimizi haşlayacağız. Ben pirincimi sütle haşlamayı seviyorum. Bazılarının su kullandığını biliyorum. Suyu hiç katmadan sütle haşlamak daha zengin bir lezzet veriyor sütlaca. Pirincimi tencereme aldım. Sütümden yaklaşık 2 bardak kadarını tencereme ilave ettim. Ocağı orta ateşe ayarlayacağım. Tencereme pirincimle sütümü aldım. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Ta ki pirinçlerim iyice yumuşayana kadar. Dibine tutmasını istemediğim için bu ara ara karıştırmalar çok çok önemli. Sakın ihmal etmeyin. Sütüm kaynama noktasına ulaştı. Bundan sonra dikkatli olmam lazım. Ara ara karıştıracağım, başta da söylediğim gibi. Pirincimiz iyice yumuşadı. İlave ettiğimiz sütün tamamını neredeyse çekti. Şimdi kalan malzemelerimizi ekleyerek devam edeceğiz. 1 litre sütümü ekliyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Ve bu sütlacı bildiğiniz sütlaçlardan ayrıştıracak lavantamız. Karışım kaynama noktasına ulaşana kadar yine ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Sütlacımız bu aşamada artık fazla ilgi istemediği için bir kenarda blueberry sosumu hazırlamaya başlayacağım ben de. Tenceremi kenara alıyorum. Aynı ısıda ocağımı ayarlayacağım. Blueberry'lerimi ve toz şekeri sos tencereme aldım. Blueberry'leriniz eğer çok olgun değilse az miktarda su da ilave etmek gerekebilir. Yakmamak için. Bundan sonrası çok kolay. Ara sıra karıştırarak sos kıvamı alana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sütümüz kaynama noktasına geldi. Sütacımız hafif kıvamını aldı. Ara ara karıştırmayı ihmal etmedik. Şimdi kıvamı ayarlamak için nişasta süt karışımı ilave edeceğiz. Sütlacıma ısılarını eşitleyerek ekleyeceğim. Az miktarda sütlaç karışımından alıyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum çatal yardımıyla. İçinde topak kalmayana kadar. Sütlacıma ilave edeceğim bu karışımı. Karıştırmaya devam ediyorum yine. Kalan karışımı da ilave etmek için biraz daha süt ekledim, çalkaladım. Bu aşamadan sonra her şey hızlı gerçekleşecek. Bir anda kıvam alacak sütlacımız. O yüzden sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sütlacımız kıvamını aldı, hazır. Sosumuzu da hazırladık, soğuttuk. Şimdi servise geçeceğiz. Ben bu cam kavanozları tercih ettim sunumda kullanmak için. Fakat siz evinizde bulunan sütlaç kaselerini, tatlı kaselerini de kullanabilirsiniz servis için. Kavanozlarıma paylaştıracağım sütlaç karışımımı. Sütlaçlarımızı kaselerimize paylaştırdık. Bu noktada sütlaçları bir gece buzdolabında bekletmek kıvam için en ideali. Hem soğumalarını hem de kıvam almalarını sağlayacağız. Ben dünden hazırlamıştım sütlaçlarımı. Şimdi son sunumu göstermek için onları alıp geleceğim buzdolabından. Dün geceden hazırlayıp buzdolabında beklettiğimiz sütlaçlarımızın üzerine blueberry sosumdan ekliyorum. Lavantalı sütlaçlarımız servise hazır. Mutfağınıza yepyeni lezzetler katacak tarifler için YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.